Merhaba sevgili canlar, değerli dostlar. Ben Cem Kervan. Bu hafta Hak Birleştirdi adlı bir deyiş sizinle paylaşmak istiyorum izninizle. Şimdi evlilik çok çok kutsal bir şey, çok ilahi bir şey, semavi bir şey, manevi bir şey. Yani iki can bir oluyor. Tek insan, tek beden, yek vücut diyoruz ya. Yani artık iki değil, bir oluyorlar. Şimdi boşanma çok çok üzücü bir şey. Yani olmaması lazım, olmaması gereken bir şey. Biliyorsunuz İsa'nın zamanında Ferisi cemaati adlı bir cemaat, bir mezhep vardı. Çok katı, çok bağnaz, yobaz ve İsa'yı sevmiyorlardı. Yani hep onu köşeye sıkıştırmak istediler. Yanlış bir şey söylettirmek istediler ki halka anlatacaklardı. Bak bak İsa böyle böyle dedi ama bak yanlış falan. Diyebilmek için hep İsa'ya geliyorlar, konuşturuyorlar. Bu sefer geliyorlar, diyorlar ki karı boşamak caiz midir? İsa diyor ki başlangıçta öyle bir şey yoktu boşanmak. Yani Yüce Hak insanları erkek ve dişi olarak yarattı ve dedi ki adam anasını babasını bırakacak, karısıyla birleşecek ve ikisi tek beden, tek insan, tek can olacaklar. Sonra diyorlar ki ama Musa boşanmak var dedi, yani bir kağıt imzalarsınız, boşanırsınız dedi. İsa diyor ki ama başlangıçta öyle değildi. Yani hatta diyorum ki eğer bir insan cinsel ahlaksızlıktan başka bir sebeple karısını boşarsa ve başka bir kadına evlenirse o adam zina etmiş olur. Ya o kadar önemli bir şey. Evet, bunu bir deyiş haline getirdim. Sizinle paylaşmak istedim. Başlangıçta Hak insanı var etti. İstedi evlenip yek vücut olsun. Erkek ve dişi olarak yarattı. Hak birleştirdi, kimse ayırmasın. Erkek ve dişi olarak yarattı. Hak birleştirdi, kimse ayırmasın. Adam ana babayı bırakacak, sonra karısı ile birleşecek. İkisi tek ve yek vücut olacak.
birleştirdi, kimse ayırmasın. İkisi tek ve yek vücut olacak. Hak birleştirdi, kimse ayırmasın. Boşanma yoktu. İnsanın inatçılığından çıktı. Boşanmalar nice yuvayı yıktı. Hak birleştirdi, kimse ayırmasın. Boşanmalar nice yuvayı yıktı. Hak birleştirdi, kimse ayırmasın. Evet, boşanmalar nice yuvaya yıktı. İnsanları perişan etti. Evliyseniz lütfen evliliğinize çok çok önem verin. Evliliğinizi koruyun. Eşinizi çok çok sevin, sayın. İnsan sizi ayırmasın. Çünkü sizi hak birleştirdi. Evet, eğer beğendiyseniz lütfen beğendim diye işaretleyin, abone olun, yorum yazın ve haftaya yine görüşmek üzere. Sevgide kalın, barışta kalın, esen kalın, hoşça kalın.